Buyurun efendim. Abi efendin kadar. Arkamdan gizli gizli niye sokuluyorsun sen ya? Sipariş verecek misiniz? Sonra mı geleyim? Menüyü alayım mı? Ben garson arkadaşa sipariş veririm. Siz kendinizi yormayın. Garson yok bugün. Siz kararınızı verin. Seslenin, ben hemen gelirim. Anladım. O zaman şey yapalım ya, ben su alayım. Azıcık susamışım da. Anlamadım. Ben de anlamıyorum ki abicim ya. Söylemesi ayıp. Eczaneye ilaç alacağım diye yola çıktım. Gözümü bir açtım, yanından karlı dağlar geçiyor. Bir baktım buradayım. Şey soracaktım, ne soracaktım? Burada çalışan bir tane garson arkadaş vardı, böyle tıfıl. Göremedim de kendisini. Pınar mı? O çıktı demin. Okula gidecekti. Tanış mısınız? Hiç tanımıyorum. Ne okulu ya? Onun okul bitmedi mi ya? Allah Allah. Cübbeli fotoğrafı vardı. Hayır, avukatlık yapıyor desem, avukatın burada ne iş olur onu bilemedim. Kardeşim, sen neden sordun Pınar'ı? Bir dalga mı var? Balık da yemiyorsun zaten. Derdin ne senin? Vallahi dert mert yok, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, benim yeğenime ders verecekti. Öyle konuşmuştuk. Şeyde okumuyor muydu bu kız ya? Şehremin Üniversitesi. Yaşa. Şehremin'deki. Yok, Pendik'teki. Ek iş de mi yapıyor bu kız? Okumak için para lazım, parasızım deyip de girdiydi işe. Öyle bir şey varsa kovarım ben bunu. Abicim yok, ne kovmasından bahsediyorsun sen ya? Ben bir teklifte bulundum. O da hani ilk başta kabul etmedi ama sonra konuşunca tabii şey yaptı yani, kıramadı beni. Ondan bazen erken çıkıyor demek ki işten. Dur, ben sorarım ona bunun hesabını. Abi hesap soracak bir şey yok. Abi sen neyin hesabını yapıyorsun ya? Niye olayı büyüttün hemen? Şey yapalım, ben kaçayım hemen. Şimdi koşsam yetişirim belki ha? Koş yetiş. Daha otobüse binememiştir bile. Yetiş de ki bir daha da gelmesin. Yalancıyla, dolandırıcıyla işim olmaz benim. Abi yalanlık dolanlık bir şey yok ya. Allah aşkına ne yapıyorsun sen? Ne yaşıyorsun sen ya? Niye fevzi kararlar veriyorsun hemen? Yapma öyle bir şey. Tamam, ben vazgeçtim ders almaktan. Zaten onun ders vereceği kimse de yokmuş. Ya vermiyormuş kimseye ders vermez. Öyle bir şey yok ya. Ders yok yani. 3 aydır koynumda yılan beslemişim. SSK'sını bile yaptıracaktım az daha. Ah salak kafam, ah. Ay amına koyayım. Kızcağızı kovdurttuk ya lan. Nasıl üniversite lan? Bizim memleketteki köy işleri binası bundan büyük. Balkonu var ya lan. Beraberiz, yakışır. Yakışır mı? İlişkiler, bilimler, gazetecilik, rektörlük, kantin. Rektör işletiyor Ellam. Hukuk nerede? Allah Allah. O cübbe neyin nesiydi o zaman? Ne oluyor lan? Dört. Hocam, ilgili yönetmelikler de 15 dakika sınava geç kalan girebilir yazıyor. Güzel. Geç kala kala ezberlemişsin yönetmelikleri yani. Ne 15 dakikası? 25 dakika oldu başlayalı. Alamam seni sınava. Hocam almanız lazım. Yani bir dönemim daha gider o sınava girmezsem. O kadar çalıştım ben ya. Bir dahaki dönem alırsın Pınar. Yapacak bir şey yok. Yönetmeliklerle dönüyor burası. Kendin 15 dakika dedin, 25 dakika oldu. Alamam. Hem tekrarlı dersler %50 indirimli. Hocam inanın dışarıda zaten işte çalışıyorum. O parayı denkleştirmek çok zor oluyor. Ekmeğimi kazanırken modundayım. Bir güzellik yapsanız. Heh. Hoca sen de amma uzattın ya. Kopya çekmemiş, bir şey yapmamış. Alıversen sanki ne olacak? Sen kimsin ya? Yok, almıyorum ikinizi de. Hocam arkadaş zaten çok geç geldi. Yani siz onu almasanız da olur. Siz beni alın. Pınar, zorlaştırma işi. Bak üniversiteler karışık zaten. Sesini yükseltme bana. Almıyorum. Tamam hocam, tamam. Şöyle yapalım. Ben girmeyeyim sınava. Öyle fedakarlık yapayım. Pınar arkadaşımız çok çalıştı hocam. Onu alın siz ya. Sen kimsin ya? Ya sen bir karışma sana. Arkadaşım sen nereye mut çıktın ya? Ben seni savunuyorum herhalde. Hocam dönem diyorum. Uzayacak diyorum. Beni alın sınava. Ne olur, ne olur. Alın beni sınava. Ben gireyim sınava. Alın beni. Heh. Hocam bir sorun mu var? Pınar,
Var mı bir sorun? Var tabii hocam. Yok, param yok. Yani dönemi tekrar edemem. Hadi alın beni sınava. Ben gireyim buradan, öldüm düz gideyim. Ha? Olmaz dedim. Hocam lütfen bak, görüyorsunuz arkadaş biraz düşkün pesent bir durumda. Lütfen. Sen kimsin ya? İkide bir lafa karışıyorsun. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Sana ne lan dört göz? Hocam lütfen. Hadi ben gireyim sınava. Hadi, hadi. Ha? Hocam sikeyim mi? Hocam ben mi gireyim sınava? Allah. Ondan sonra bir sınıfta. Allah Allah. Gözüm yandı. Ah! Hocam Mehmet Ağa, Mehmet. Allah. Ya memur bey, polis diye bir durum yok. Biber gazıyla girişler, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim. Beş kişiydiler. Ya bir yumruk açmalı, olay bu yani. Amirim, birlikteydiniz, bunu da alın. Ne? Arkadaş. Ya bırak. O yumruğu sen niye bırak? Bırak sen o yumruğu, bak ben sana ne göstereceğim. Yalnız o çubuğu oradan bir çekersek. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bizi bu gece kesin hapse atacaklar. Nereden biliyorsun diye sorma, biliyorum. Sen karışmasaydın hoca alacaktı beni sınava zaten. Arkadaşım ben sana yardım olsun diye şey yaptım. Tam yumuşamıştı hoca ya. Ben o kıvamı onun gözünde gördüm. Önce biraz yalvartır, sonra alır. Bu hep böyle olur. Sen karışmayaydın. O kıvamı onun gözlerinde ben de gördüm. O adam seni katiyen ve şerren sınava almayacaktı bir kere. O yumruğu atmasaydın iyiydi. Gene uzadı boş yere okul ya. Of of. Okul diyor ya. Bunlar fantezi gereci değil arkadaşım. Polise mukavemetten bizi bu gece içeri takacaklar. Sen bana hala okul diyorsun. En az yarım dönem uzadı her şey. Yarım döner mi? Dönemdir o ya. Yani dönemse kesin birdir. Yarım dönem diye bir şey olmaz. Dönerse onu bilemem. Ben üç çeyrek seviyorum. Sen ne okuyorsun bakayım? Ha? Ha. Gazetecilik sen? Ben üst kattayım. Rektörlük okuyorum. Kantinde mi çalışıyorsun ya? Hiç öğrenci tipi de yok sende. Vallahi yaşıyoruz, ne yalan söyleyeyim. Ne yalan söyleyeyim, Hayat Üniversitesi Tokat Kampüsü'ndeydim. Sonra dikey geçiş yaptım açık öğretimde, İstanbul'a geldim falan. Boş ver ya, uzun hikaye karışık. Ben de hukuk okuyordum. Yani bazen diyorum ki keşke hiç bırakmasaydım. Yani gazetecilik iyi güzel hoş da işte böyle dımdızlak bırakıyorlar seni sınıfta. Tamamen özel yani. Ucuz ama galiba, bir dershane kadar pahalı değil anladığım kadarıyla. Alt üstü bir üniversite. Ya bildiğin beş katlı binaya sen üniversitesin demişler. O gariban da kabul etmiş, utancından herkesi içeri alıyor. Yok. Ben hiç uzatmayacaktım okulu. Murat ben. Cemcilerim Murat. Pınar. Ne kadar güzel ve farklı bir ismin var bayan. Anlamı ne? Aa, bizi burada bırakırlarsa ben işe de gidemeyeceğim. Oo, bir ton azar yiyeceğim yine ya. İşi diyor hala ya. Sen benim sorularımı niye cevaplamıyorsun? İşlediğin şey senin ne ki Allah aşkına ya? Bırak gitsin. En fazla kovarlar. Kovar muvarlarsa sakın şey yapma. Üstünü arama yani. Efendim? Sen onu dert etme. Üniversite okumaya gerek yok bak bu göstergeleri anlamak için. Bizi bu gece kesin içeri atacaklar. Elimde çok ciddi deliller var. Pınar. Bizim hukuktan arkadaşlar. Gerçi sen şimdi dışarıda avukat da bulamazsın ama. Aradın mı sen avukatını? Yok, öyle mal gibi oturdum burada. Sen hangi ara aradın ya? Evet, sana kolay gelsin. Ben kaçtım. Memur bey, telefon hakkımı kullanabilir miyim? Yoksa o sadece filmlerde mi oluyor? Ya da içecekli bir durum var anladığım kadarıyla. Arkadaş aradı, ben niye arayamıyorum? Beni birisi sallayabilir mi? Lütfen ya. Bir de ne diyeceğim? Buradaki arkadaş yarım saattir aynı yerleri süpürüyor. Süpürmüyorum abi, siliyorum. Şimdi komiserim... Durun önce şuraya bakalım. Derdiniz neydi evladım? Niye tecavüz edip sonra da kırdınız bu masayı? Tecavüz değil komutanım, rızası vardı. Rızası olduğu için de büyükler konuştu. Kırın dediler, töre emretti. Ama bu da yaptı. Tövbe biz kırmadık. Biz sadece tecavüz. Rızası vardı. Alın götürün bunu. 18'den küçük, töre, rızası vardı. 2 yıl kerle kapattılar davayı. Sana gelelim Murat Efendi. Komiserim benim olayla... Dur önce, saygı göster, dinle. Bak okulda yanına gelirler. Kola ısmarlayıp içine katarlar. Sonra bir bakmışsın eroiman olmuşsun. Gözünüzü açın okullarda. Komiserim benim olayla tek alakam olay anında olay yerinde olmam. Olay bu. Neydi senin olay? Hocaya saldırı, özel güvenliğe mukaveme, biber gazına hissizlik. Bak evladım daha genç yaştasın. Okulda yanına gelirler. Hak arama dersin, sonra bir bakarsın mitinglerde tazikli suyla saçını yıkıyorsun. Aman dikkat edin böyle şeylere. Efendim hiç olur mu? Kendisi son derece apolitik bir insan olup Allah belamı versin ki bu işte bir... Ben tanıyorum seni. Kapı açıyorsun. Şeyin has adamısın. Güzel ateş ediyorsun. Bravo. Bak elindeki silahın kıymetini bil ha. Çok değerlidir.
Ne işin var bu anarşistlerle? Olur mu efendim? Bilakis oyuncu arkadaşlarım. Ayrıca anarşist öyle kötü bir şey değil. Sadece Türkiye'deki yaygın kullanımı yanlış. Efendim ben Gazi dizisinden. Ailene mektup yollayacağız Murat. Sahip çıksınlar sana. Serserilerle değil. Böyle cengaverlerle arkadaşlık et. Emoğlu, hadi alın arkadaşınızı. Çek bir kenarda konuş. Hadi gidin hadi. Komiserim ben de emniyet teşkilatından sayılırım. Ben de teşkilatçı çocuğuyum. Bir iki cümlede benim sarf etmem gerekiyor burada efendim. Biz bu arkadaşla yıllardır tanışırız. Bu adamın ben bir terbiyesizliğini görmedim. En ufak bir karıncayı incittiğini görmedim. Bu çocuğu burada gördüm, gözlerim doldu efendim. Tüylerim diken diken oldu. Bizde itlik, puşluk, kapkaç, arabuluculuk, arazi yağması falan yoktur. Eğer ki en ufak terbiyesizliğini de buraya getirmezsem terbiyesiz evladıyım. Bakın size söz veriyorum. Eğer izin verirseniz efendim bunu tek yumrukla harcarım. Tek yumrukla bitiririm efendim. Bir tek yumruğa bakar. Komiserim gülüyor, beni tahrik ediyor, görüyorsunuz efendim. Efendim izin verin, bir koyuşta öldüreyim. Komiserim kaldım galiba. Eller, çocuklar. Sağ ol komiserim. Gel komiserim, ben ikisiyle de konuşacağım, siz müsterih olun lütfen. Ne kadar da tatlı, bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.